Ki bu hacimli kitap, İş Bankası Kültür Yayınları'nın Türk resmini izlemek. Gül İrepoğlu'nun kendisi sanat tarihçisi, profesör. Onun Türk resminin gelişimine dair hazırladığı oldukça kapsamlı ve bir envanter niteliği de taşıyan kitabı. Çok güzel bir baskı bu arada yani hakikaten tam bir böyle bir evladiyelik bir kitap gibi gözüküyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri koleksiyonundaki resimler üzerinden Türk resminin tarihine bakan bir eser bu. Çok yeni yayınlandı. Uzun uzun incelenesi bir kitaba benziyor. İlk kitabımız böyle. Ardından Abdülrezak Gürnah'ın Ayrılışın hatırası Abdülrezak Gürnah Zanzibarlı yazar 2021 yılında Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Beklenmiyordu da aslında. Ee, onun aslında ilk romanı, ayrılışın hatırası. Ee, Abdurrazak Kurnaz aynı zamanda e, İngiliz edebiyatı ve postkolonyal edebiyat dersleri veren bir üniversite hocası ve aslında ilk kitabından itibaren. Bu postkolonyal dünyada, Afrika'da bir kimlik hikayesi anlatıyor. Bu, bu kitabı da aslında onun edebiyatının temel izleklerinden biri olan bu kimlik ve bir aile üzerinden, aileden çıkma hikayesi Hasan adlı bir karakterin. Ben hala hiç Abdülazak Gürnağ okumadığım için biraz utanarak bu kitabı anlatıyorum. Belki ilk romanıyla başlarım ben de. Sonrasında Samantha Schweblin'in Arjantinli yazar Kentukiler kitabı. Dilimize çevrilen dördüncü eseri bu. Ee, çok okunan bir yazar Samantha Schweblin. Ee, özellikle Kurtarma Mesafesi kitabı ki ben de bayılırım. Çok okunmuştu. Bu da yeni kitabı. Biraz farklı diğerlerine göre. Biraz distopik bir dünya. İnsanların evlerine e, içinde kameralar olan peluş hayvanlar almasının öyküsünü anlatıyor. E, ya o kameranın içinden bakan kişi olabiliyorsunuz ya da e, o kameradan gözlenen kişi oluyorsunuz. Biraz ilginç. E, bu çağımızın mahremiyet, izleme, izlenme hikayelerine dair bir e, enteresan bir kurgu bu. E, bu da yeni çıktı Kentukiler can yayınlarından. E, Marilyn Robinson'ın Evlerden Uzak kitabı. Amerikalı yazar. E, benim hiç okumadığım bir yazar. Fakat oldukça merak ediyorum. Çünkü e, özellikle... Aile, kayıp, hafıza, kimlik, aidiyet ve yabancılaşma gibi konular üzerinden anlatılan bir kadın hikayesi bu. Ölümlerin, ölümünün, annelerinin ölümünün ardından önce anneanneleriyle, sonra büyük halalarıyla, en sonunda da teyzeleriyle birlikte birkaç farklı kuşak kadınla beraber yaşamak zorunda kalan iki kız kardeşin hikayesi ve bu kadınlar arasında bu genç kızların kendilerini bulma yolculukları oldukça derinlikli gözlemlerle anlatılmış biraz da böyle sertçe bir roman anladığım kadarıyla. Pen Hemingway ödülünü almıştı bu kitapta. Son olarak da ödüllü kitaplar klasmanından bunun adını okumakta çok zorlanacağım. Sri Lankalı yazar Shehan Karunatilaka Mali Al meydanın 7. ay dönümü inşallah doğru okumuşumdur. Ee, geçen senenin bu kır ödülü kazananı 2022'nin. Bu kır, malumunuz böyle en prestijli edebiyat ödüllerinden biri. Bu da böyle hem büyülü gerçekçi, hem mitolojik unsurlar taşıyan, hem biraz mizaha başvuran ve bir yandan da oldukça karanlık bir hikaye anlatan Sri Lanka iç savaşı sırasında geçen bir e, bir hikaye. Ölümünün ardından ki Öte dünyadan gelip kendisini öldürenleri tespit etmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Bu kredidine çok önemsediğim ve ciddiye aldığım için bu kitabı da özellikle tavsiye ediyorum. Muhtemelen de çok enteresan bir kitap. Haftanın seçtiğimiz kitapları da bu şekildeydi.